Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınlarının hazırladığı TTIP Geometry Soru Bankası kitabında çokgenler konusundaki düzgün çokgenler testinin çözümünü yapacağız. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Örnek 1'de düzgün bir 12 genin bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün kaç kattır diye soruluyor. Önce dış açıyı buluruz. 360 bölü 12'yi kaça eşit oluyor arkadaşım? 30'a eşit oluyor. Bu dış açısı, bak şöyle bir çokgen var. Dış açısı 30 derece ise iç açısı da kaç derece yapar? 180'e tamamlayan açısı yapar yani 150 derece yapar. Evet dış açısının ölçüsü dış açısının ölçüsünün kaç katıdır diye soruluyor. iç açısının ölçüsü. Yani 150 bölü 30 soruluyor. Kaç katı olduğu. O da kaç katı yapar? 5 katı yapar. Örnek bir 5 oldu. Geldik örnek 2'ye. Düzgün bir ongenin bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünden kaç derece fazladır? E 360 bölü 10 deyip neyi bulacağız? Dış açıyı bulacağız. 36. Bir çok genin dış açısı 36 ise iç açısı da kaç yapar? 144 derece yapar. E bizden ne isteniyor? 144 eksi 36 isteniyor. O da kaç yapar? 108 derece yapar. Örnek 208 108 oldu. Geldik örnek 3'e. Bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 3 katı olan. Bak bir düzgün çokgen var. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyorum. Bak düzgün çokgenin bir belli bir partisini çizdim. Şimdi diyor ki bir dış açısının ölçüsü bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 3 katı diyor. Yani dış açısı alfa iken iç açısı 3 alfa diyor. E toplamda 4 alfa 180 değil mi? Evet. Bunlarla ilgili formül yok bak. Bunları böyle anlaman lazım. 4 alfa 180 ise alfa buradan kaç gelir? 45 gelir. Düzgün çokgenin kenar sayısı nedir diye soruluyor. E, 360 bölü kenar sayısı bana dışa açıyı veriyor ya. Tam tersi 360 bölü açı da bara kenar sayısını verir. E o zaman bu da kaç gen oluyor arkadaşım? 8 gen oluyor. Örnek 3, 8 oldu. Geldik örnek 4'e. Bir iç açısının ölçüsü, bir dış açısının ölçüsünden 36 derece fazlaymış. Şimdi yine bir düzgün çokgen. Şöyle bir parçasını çizdim. Diyor ki iç açısının ölçüsü, dış açısının ölçüsünden. Burası alfayken 36 fazlaymış. Burası alfa artı 36'ymiş. Vay. E o zaman 2 alfa artı 36 neye eşit? 180'e eşit değil mi? Evet. 2 alfa buradan kaça eşit oldu o zaman? Hocam 144'e eşit oldu. Alfayı da böylelikle 72 buluruz. Alfa 72 ise kenar sayısı soruluyor. 360 bölü 72 bana kenar sayısını verir. O da kaçgen yaptı? Beşgen yaptı. Örnek 4'te 5 cevabını bulduk. Geldik örnek 5'e. Bak düzgün çok gelmemiş Dış açılar bizim için önemli. Dış açıya bakalım. Hocam iç açısı 140 ya. E burası da 140. Dış açısı zaten bak burası 40. Şu doğru sağ çünkü AB ile DE bak. AB'nin kesimi ile DE'nin kesimi burası verilmiş bana. He, tamam. O zaman bu doğrusal demek istiyor. E burası da 140 ya burası da 40 yaptı. E şurada bir boynuz yok mu? Boynuz da şu üçünün toplamı buna eşit. Yani 40 artı alfa artı 40 eşittir 140 olacak. Alfayı da böyle 40 40 80 yani 140'dan 80 çıkartırsak 60 olarak buluruz. Örnek 5 60 oldu geldik örnek 6'ya. Düzgün çokgen verilmiş. Sonra AB ile şunun uzantısıyla bunun uzantısı burada kesiyor. Bu doğrusal diyor. Dış açı bizim için önemli. Bir iç açısının ölçüsü 160 derece verilmiş. O zaman dış açısı 20. E burası da 160 ise burası da 20. 20 20 40'tan bak üçgen var burada. Burası da 140 derece olur. Örnek 6 140 geldik örnek 7'ye. Düzgün ongen verilmiş. Hemen dış açısı önemli bizim için. Bir bu arada şunu kesin burası verilmiş. Bu doğrusal demek. Şurası 360 bölü 10 yani 36. Dış açısı 36. İç açısı kaç yapar? 144. Her yerde 144. İç açısı da 36. Bak burası da 36. E hocam şurada da yine bir boynuz var. Şu üçünün toplamı 144'e eşit olacak. 36 x ve 36'nın toplamı 144'e eşit olacak. E buradan şu x'i 72 x de 144 eksi 72'den cevap 72 çıkar. Örnek 7'yi 72 bulduk. Ve böylelikle bu testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda köşe üçgenler ve eş köşegenler testinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.